Hecaat edebiyatı. Topluluğa ad olarak teklif edilen Sina Yemel beğenilmeyerek Faik Ali'nin teklif ettiği Fecaat'i kabul edilmiş ve başkanlığına da Faik Ali seçilmiştir. Servet Üfü'nün tepki olarak ortaya çıkmışlar ancak onların devamı olmaktan öteye geçememişlerdir. Sanatçılar Servet Üfü'nün dergisini yayın organı olarak kullanmışlardır. 24 Şubat 1999 1909'da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir beyanname ile açıklayan ilk topluluktur. Beyannamede şunlar yer almıştır. Edebiyat ciddi bir iştir. Onu hoş vakit geçirmek için bir araç olarak kabul etmemek gerekir. Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerlemesi sağlanacaktır. Açık fikir tartışmalarıyla kamuoyu aydınlatılacaktır. Batı günü gününe izlenecektir. Doğu Batı arasında bir köprü kurulacaktır. Batı'daki benzeri gruplarla sürekli temas kurulacaktır. Batı'nın önemli edebiyat ve fikir eserleri çevrilecektir. Edebiyat ve fikir konuları üzerinde konferanslar düzenlenecektir. Fecaatecilerin eserlerinin yer aldığı zengin bir kütüphane kurulacaktır. Genç yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesinin yanı sıra onlara destek olunacaktır. Sanatçılar, sanat şahsi ve muhteremdir anlayışı doğrultusunda sanat için sanat yapmışlardır. Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar dönemin özelliği dolayısıyla aşk ve doğadır. Fransız edebiyatı ve sanatçıları örnek alınmıştır. Eserlerinde Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü, oldukça ağır, süslü bir dil kullanılmıştır. İmgelerden yararlanılmıştır. Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Serbest müstezat, sone, terzarima biçimleriyle yazmışlardır. Şiirde sembolizm ve empresyonizm, öykü ve romanda Maupassant, tiyatroda Henrik Ibsen etkisi olmuştur. Servet Üfününcüleri aşacak eserleri verememeleri ve yeni lisan hareketi karşısında direnememeleri grubun dağılmasına neden olmuştur. Birçok sanatçı yeni lisan hareketine katılıp milli edebiyat çizgisinde eserleri vermeyi tercih etmiştir. Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Refik Halit, Ali Canip, Hamdullah Sophi, Fuat Köprülü, Celal Sahir, Emin Bülent, Ahmet Samim, Tahsin Nihat, Şahabettin Süleyman, Faik Ali Ozan Soy, Fazıl Ahmet Aykaç, Müthi Ratıp gibi sanatçılar bildiriyi imzalamışlardır. Ahmet Haşim, Fecaat topluluğunun en önemli sanatçısıdır. Topluluk dağıldıktan sonra bu anlayışı sürdüren tek sanatçıdır. Sanat için sanat yapan sanatçı toplumsal konulara değinmemiştir. Yaşadığı hayatın etkileri onu gerçek hayattan koparmış, kabuğuna çekilmesine yol açmıştır. Önce Dergah dergisinde yayınlanan Mana ve Vuzuh makalesinde, sonra da Piyale adlı eserinde şiir hakkında bazı mülahazalar başlığıyla şiirle ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Piyale mukaddemesi modern Türk şiirinin ilk poetik metni olarak kabul edilmiştir. Şiir düz yazıya çevrilmesi mümkün olmayan bir türdür diyerek şiirle düz yazının farklı olduğunu savunmuştur. Şiirde mana aramak, bülbülü eti için vurmaktır görüşüyle ahengin ve müziğin anlamdan önce geldiğini savunmuştur. Şiirlerinde sembolizm etkisinde olmasına rağmen empresyonizmin etkisi daha fazladır. Şiirlerinin tümünde ölçü olarak aruz kullanmış, heceyi köylü vezni olarak nitelendirmiştir. Şairin şiirleri hayal zenginliği ve iç ahenk bakımından güçlüdür. Aşk, doğa, anne ve çocukluk özlemi şiirlerinin ana temalarını oluşturur. Kızıl gün batımları, sararmış yapraklar, ay ışığı, akşam, loş karanlıklar en sevdiği manzaralardır. Akşam şairi olarak tanınmıştır. Şiir dili oldukça ağır olmasına karşılık düz yazıları daha sadedir. Şiirlerinde daha çok serbest müstezat biçimini kullanmıştır. Merdiven, Karanfil, Obel'de adlı şiirleri şairin bilinen şiirleridir. Frankfurt Seyahatnamesi 1924'te Paris'e ve 1933'te gittiği Almanya'ya dair izlenimlerini topladığı eseridir. Bize göre ve Gurabahane-i Laklakan eserlerinde en güzel düz yazı örneklerini sunar. Deneme ve fıkranın bulunduğu eserde günlük yaşama dair izlenimlerini kendi özgü üslubuyla yansıtmıştır. Eserleri: Şiir, Piyale, Göl Saatleri, Fıkra, Deneme, Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan, Gezi Yazıları, Frankfurt Seyahatnamesi.
Aşağıdakilerden hangisi Fecriat ilin temsilcilerinden biri değildir? A. Ahmet Haşim, B. Yakup Kadri, C. Cevdet Kudret, D. Fazıl Ahmet, E. Emin Bülent. Cevdet Kudret Soluk, 7 meşalecilerin sanatçısıdır. Bu yüzden Fecriat ile hiçbir alakası yoktur. Tahsin Nihat. Genelde kadın ve aşk temalarını işleyen sanatçı, Adalar, Kamer ve Zühre şairi olarak ün kazanmıştır. Şiirlerinde Haşim'in etkisi görülür. Kimi şiirlerinde de yaşamdan kesitleri ve çocukluk masumiyetini ele almıştır. Eserleri: Şiir, Ruhu Bikayt, Oyun, Talak, Hicranlar, Kösem Sultan, Firar, Jön Türk, Aşkımız, Sanatkarlar, Ben Başka, Osman-ı Sani, Kırık, Mahfaza. Emin Bülent Serdaroğlu. Toplumsal ve ulusal konularda şiirler yazan sanatçı, epik yönü ağır basan şiirler yazmıştır. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı eserine karşı yazdığı Kin adlı şiir yankılar uyandırmıştır. Eserleri: Kin, Hatay'a Selam, Dev Şarkısı, Bir Destan gibi. Müfit Ratip. Dönemin tiyatro yazarlarındandır. Özellikle çevirileriyle tanındı. Mensur şiir, makale, eleştiri, oyun ve çeviri alanlarında eserler yazdı. Oyunları: Büyük Gece, Zincir Sayfiye, Bir Buhran, Zeki Çocuk, Kadın Pençesi. Roman: Güzel Dost. Şahabettin Süleyman. Gruba yönelen saldırılara karşı eleştiri alanında kendini göstermiştir. Tahsin Nihat ile ortak oyunlar yazmıştır. Oyunları: Fırtına, Çıkmaz Sokak, Aralarında, Avdet, Kül ve Burgu, Kırık Mahfaza, Yeni İzdivaçlar'da. Eleştirileri: Tenkidat-ı Edebiye, Abdullah Kamit Hayatı ve Sanatı, Malumat-ı Edebiye. Fazıl Ahmet Aykaç. Tanit gazetesinde yayınladığı mizahi şiirleri onu mizah edebiyatımızın ustaları arasına katmıştır. Şiirlerinde divan şairlerinin üslup ve tekniğinden faydalanmıştır. Eserleri: Divan Çeyi Fazıl, Harman Sonu, Kırpıntı, Şeytan Diyor Ki, Tarihi Dersi. Yukarıda hakkında bilgi verilen bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Bu topluluktaki sanatçıların gerçekleştirmeyi beyannamede taahhüt ettikleri faaliyetlerden biri, Batı'daki benzer kuruluşlarla ilişkileri ilerleterek memleketin edebi türlerini Batı'ya, Batı'nın parıltılı eserlerini Doğu'ya nakletmek ve Batı'nın önemli yazarlarını insanımıza tanıtacak sağlam ve yüce bir köprü görevi üstlenmektir. A. Servet Fünuncular, B. Milli Edebiyatçılar, C. Beşeciciler, D. Fecriati, E. Yedi Meşaleciler. Kendilerini bir beyanname olarak tanıtan ve bunu ilk defa yapan grup Fecriaticilerdir. Cevap: Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için yanlış bir bilgidir? A. Edebiyatı ideolojinin değil estetiğin emrine vermek prensibinden hareket eden Fecriati grubunda şiirler yazmıştır. B. Şiirlerinde genellikle akşam, grup, şafak, gece, göller, ormanlar gibi tabiat manzaralarını kullanmıştır. C. Fecriati dağıldıktan sonra siyasi ve edebi toplulukların dışında kendisine özgü bir şiir ve düz yazı anlayışını tek temsilcisi olarak kalmıştır. D. Şiirin asıl özelliğinin duyulma olduğuna inandığı için onun müzikle söz arasında ve sözden çok müziğe yakın olduğu savunmuştur. E. Arız ölçüsünü köylü vezni diye küçük görmüş, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmayı tercih etmiştir. Arız ölçüsünü köylü vezni değil, hece ölçüsünü köylü vezni olarak görmüş ve bütün şiirlerini de arız ölçüsüyle yazmıştır. Bu yüzden de ağır bir dil kullanmıştır.